Bilal Usta. Makine beyim kapı vermiş. Kim? Mustafa, yeni aldığımız. Makine birini kaptı. Öldü mü kaldı mı belli. Ay, çabuk gidelim. Ali'nin Mustafa bu. Amanın önleyin kızı. Mustafa mı yoksa? Dur hele. Mustafa'ya dur. Bir şey mi oldu söyleyin. Mustafa. Dur Ali, dur bir şey değil. Bırakın beni bacım, bırakın. Ah Mustafa'm bu. Mustafa'ma ne yaptılar? Bırak. Ne oldu, ne oldu desene Bilal Usta. Sağ mı, başını mı yedi yoksa? Ne olacak Allah'ın takdiri. Kes ağlama gayri. Emre sen Ali'yi götürüver. Hacer sen de Mustafa'nın anasına deyiver gayri. Hadi herkes işine. Siz ne durursunuz be? Hadi. Adam öldü. Kazadır, piriyi deve yapmanın hali yok. Ha pire diyordun, koskoca delikanlıdır da. Öyle duracağınız mı yani? Kazadır dedik, her gün yüzlerle oluyor. Kazaymış, deyus, maçına değil mezba. Yediğin ekmek onun sayesinde. Ha biz ekmeği bileğimizin kuvvetiyle, alnımızın teri sayesinde kazanıyoruz. Maçına kendi başına ne halt eder ki? Senin maçına dedin, kim oluyor ki? Salim Bey bu saçmaları duymasa iyi olur. Duyacak. Gidip aynı şeyleri kendine söyleyeceğiz. Yani Cuma senin bizi gammazlamana hacetlik yoktur. Şimdi bu telaş arasında mı? Şimdi. Sana ne olan? Yürüyün. Evet. Kaza efendim. Hayır. Dikkatsizlik efendim, dikkatsizlik. Hastaneye kaldırıldı. Hay hay emredersiniz. Güle güle, güle güle. Bir gün bekleriz efendim. Tabii tabii. Yeniköy'de denize karşı. İyi günler efendim, iyi günler. Güle güle efendim, Allah'a emanet. Fırsattan istifade bela çıkarmaya geldiniz. Öyle mi? Öyle bir niyetimiz yok. Yalnız bu makine... Ne olmuş makineye? Makine değil o bey, katil. Bak Muhsin Usta. Sen ki sanat mektebi görmüş, kafası çalışan bir insansın. Düşün bir. Bu makineyi icat eden Alman mühendisi sizin kadar düşünmemiş mi yani? O koskoca Almanlar bu makinenin yenisinde yapmışlar beyim. İstediğimiz de bu. Ha bu makine değişmese daha çok adam başı yerde. Elimden ne gelir? Kimseye bir şey olmasını istemem elbet. Ben de çoluk çocuk sahibiyim. Bakın çocuklar, mesele çıkarmaya kalkmayın. Sendikalısınız, iyi. Bu yerde 58 kişi çalışır. Siz 10 kişi bile değilsiniz. Yani böyle ikide bir gelip karşıma dikilmeyin. Bir kazadır oldu işte. Gerekli tazminat verilecek işte o kadar. Ha bu makine diyorum de. Sen ne diyorsun? Bu makinenin yenisi 450 bin lira. Gümrüğü hariç. Burası küçük bir işletme. Bu yükün altına girersek batarız. Siz de işsiz kalırsınız. 450 bin lira. Önüne koysam sayamazsın. Ha bir insan kaç makine eder de? Hadi bakalım. Fazla uzattık. Şimdi iş başına. Öyle olsun Salim Bey. Hadi. Nasıl? Çalışıyorlar ama tatsız. Ortada olanlar var. Hı. Onlar homurdanıyor. Sen isimlerini bildir. Ufak bir zam yapalım. Makinada kim var? Şimdi boş. Sen geçiver. Tahkikatte işe yarar. Baştire. Otursana. Ne dikeldin öyle? İyi esim yok kızım.
Otur, otur. Yemeyince olmaz. Sendika yok. Etliye sütlüye karışmak yok. İşine bakarsın o kadar, anladın mı? İyi. Haftada 200 lira alacaksın. O da şimdilik. Sen Sıtkı sadakatle çalış, ötesini bize bırak. Bıraktım beyim. Gayrı sen bilesin. Hadi bakalım. Memleketliyiz dedim, beni rezil rüsva ettin. Neslini sopunu bilmesem sana da var diyeceğim lan. Aman ağam, ne ettim? Ulan ayı, adam sana nimet veriyor, iş veriyor. Elini öpmek aklına gelmedi mi? Bilemedim ağam, bağışla. Benim değil ulan, Salim Bey'in elini öpecektim. Bırak yürü. Burada çalışacaksın. Kolay. Lakin gözünü açacaksın. Dalgaya düştün mü kapı verir adamı. Ali'ye gelmedi. Mustafa'nın anasına yardım edecek. Yemek var, çamaşır var. İzin aldım. Mustafa'nın makineye dışarıdan adam almışlar. İçeriden kim geçer o canavarın başına? Olanları duydun değil mi? Selim Bey telaş içindeymiş. Bizimki diyesiye ki Mustafa sendikalı olaymış, büyük tazminat alırmış. Şimdi almaz mı? Alır mı hiç? Deftere yazılı bilen değilmiş. Bak sana diyeyim, inat etme de yazıl sen de. Kız benim aklım yok mu ha? Bir gün hepimizin başına gelebilir bu iş. Domuz gibi kasılıp duruyorsun. Sen bilirsin. Bak ben şuraya yazıyorum. Mevlüt, Mustafa'dan haber var mı? Hiç, öyleydi daha iyi olurdu. Nasıl yani? Belden aşağısından hayır kalmamıştır. Ayakları tutmayın. Ali'ye yok mu? İzin almış, bir şey mi diyecektin? Acı üstüne ders verilmez ya. Diyeceğim, Mustafa sendikalı olaydı, bu iş böyle kapanmazdı. Yılımız demiştir, Abu Vaka'dan 100.000 lira tazminat alınır. Sen kaç yıldır buradasın? 2 değil mi? Öyle, ne sordun? Sendikaya niye yazılmıyorsun? Biz gurbetçiyiz, bildiğimiz şey değil. Bilmeyince? Bizim orada bilmediğin atın ardına geçilmez denilmiştir. Nerelisin sen? Afyon'dan oluruz. Ben de Niğdeliyim. Bizim orada da atın önüne it geçer derler. Ne olacak şimdi? Şimdi hesapçı at mı olduk biz? Onu bilmem. Lakin eşekten düşmüşe döndük da. Bana bak Şerife. Ha bu Hacer'de iş var, göreyim seni. Selam sizden mi gene Hacer Sultan? Öyle olsun. Şunları giyiver, üstün kirlenmesin. Yoksa bunları bayramda mı giymeyi yeğlersin? Çavuşum! Nerede değiştireceğim? Hey çavuş ulan, burası fabrika, usta diyeceksin bana. Dolaplar şurada, sağdan beşinciye bak.
Götüreyim seni. Hadi bana acımıyorsun. Ayaklarına da mı acımıyorsun ha? Bağışla bacı. Bunlar dolapta kalmış. Sen ne diyorsun? Ben sırtıma alayım dedim, yüz vermedi. Bir çift ayakkabıya fit olur mu? Ana! Nasıl oldu Mustafa? Duyduk ki... Duyduğun gibi, ah kızım... Aslan gibi oğlum, ayrık otu gibi yerde sürünecek gayrı. Ah benim kara yazgılı başım. Dedem ağlıyor. İçeriye, yemekhaneye her bir tarafa yapıştırın. Kılları sıra, dikkatsizin yeri afişinle göz boyayacaklar. Her bir yana asmışlar. Maksat, tahkikat heyeti geldiğinde her bir tedbir almışız demeye getirecekler. Buradan bir şey çıkmaz. Sizin yapacağınız iş çoğalmak. En az 30 üye ister. Zor. Biz de çalışanların çoğu köyden gelme. Sendika dedim mi ürküyorlar. Ayağını öyle bir diriyor ki 40 katır çekse yerinden oynatmanın mümkünü yok. Sendikaya düşman olmak kaydı şartıyla işe alıyorlar ki bu elbette mühim bir meseledir. Öyledir. Lakin bir akılları yattı mı hepimizin önüne geçerler. Yeter ki aklı yatsın. Şunları bir dağıtıverin bakalım. Sabırla koruk helva olmuş. Tut yaprağı da atlas. Hey! Ha bunları uçaktan atmalı ki gökten rahmetini insansınlar. Makinenin üstünde buldum sabah geldiğimde. Hiç öyle mi? Kim dağıttı bunları? Bilmem çavuşum. Tövbe, Bilal Usta. Gözünü aç, görürsen bana deyiver. Deyiverim Bilal Usta. Nasıl alıştın mı makineye? He, bir kolay ki. Thank you.
İş saatinde bunları okumak da dağıtmak da yasak. Fesatlı karıştırmak iyilik getirmez. Telaşlanma Bilal Usta. Alt tarafı kağıt parçası. İşçi kardeş, babanın oğlu mu bu işçiler ha? Sendikaya üye ol, keyfi zamma, iş kazalarına, kötü yemeğe paydos de, kendi başına alamayacağın hakları sana ancak sendika sağlar, sendikaya üye ol, bunlar muzurluk değil de ne? Ha muzurluksa buna kimse inanmaz, bunda korkacak ne vardı de? Bunlar senin kısmetin olmalı. Mustafa gayrı yürüyemeyecek. Oh. Ne lan? Daha dün bir, bugün iki. Eksiğin bir ayakkabı mıydı? Sınamadan mı aldı? Ayağın olmasa benimdir, haberin olsun. Lan iman kuvvetiyle sığdırdın. Hazır su varken gel şu çamaşırlarını yıka. Gayrı iş güç sahibi olduk.
Kusura bakma Zehra Ana. Sana zahmet oluyor kızım. O nasıl söz? Babam görünmedi. Sabahla gittiydi. Ben çocuklara göz kulak oldum ya. İş arıyor herhal. Arıyor ya. İş nerede? Ben gideyim Zehra Ana. İyi kızım. Elin sağ olsun. Yarın gel de Mustafa'ma gidelim. Gideriz. Gurbet yüzü ölüm yüzü denilmiş. El hak doğru denilmiş. O nasıl söz, tövbe de baba. İşsiz güçsüz kızının eline bakmak ölüm değil de ne? Sen de bir şeyler satsan. Bildiğim iş değil kızım. Alışmak zor. Alışırsın Yunus'a. Bak ben bu halimle bekar çamaşırı yıkar oldum. Biz de gün gördük lakin ne fayda. Mustafa'm da böyle olunca ne diyeceğiz şimdi? Aha Hacer börek yapsın. Bir de tekerli tezgah. Böyle oturacağına. He? Hangi birine yetişeyim teyze? Gün ağarmadan kalk, börek yap. Fabrikaya git, gel çocuklara bak. Akşama yemek kotar. Tarak satsın. Meyve, sebze, çorap, morap. Herkes bir yoluna bakıyor işte. Aç mezarı görülmüş mü hiç? Ne o? Çamaşır mı? Selamün aleyküm. Aleykümselam. Seni bilemedim. Siftah geliyoruz. İş güç sahibi olduk gayri. Ey, şuraya koy. Ne zaman hazır olur? Şu halimle bilmem ya, öbür gün gel bir yol. Kusurumu bağışlayın, konuşmanız üzerine düştüm. Bir komşum var, balon satar. Bir faydası olursa... Olur elbet, olmaz mı? Aha Yunus Ağa için konuşurduk, Hacer'in babası. Bilmem ki, hani benim demem... Nereden bulunur, nasıl alınır, hiç haberimiz yok. Siz ederseniz... Benim kendime sesim çıkmaz. Sokaklarda bağırıp nasıl dolaşırım? Başka çare yok Yunus Ağa, alışırsın. Günde 20-30 liranın yolunu buldun mu, sesin boru gibi öter. Para bu, bağırtır adamı. Paranız az mı gelin? Kabahati kimse de aramayın. Kabahat hepinizdedir. Ha ben bir laf ettiysem bunda bir hikmet vardır. Şayet kim hepiniz sendikali olursanız, yevmiyeleriniz mecburiyetiyle yükselir. Seninki ağzını açtı gene, gayrı sabaha kadar durmaz. Baş başa kaldığımızda da böyle. Sendika diye ağzını açtı mı susmak bilmiyor. Ne zaman evleneceksin kız? İkimiz de zam bekliyoruz. Yevmiyeler bir artsa o saat. Onda bu çene varken kovmasalar iyi. Sendikaya üyol, birlikten kuvvet doğar diyorum. Siz beni dinleyin. Hadırı muaciyesinde iş kazalarını önlemek, kötü yemeklere paydos demek, yevmiyelerinizi artırmak, elinizde olmak lazım gelmektedir. Dilin gene uzatır don lastiği gibi. Ha dilimden korkar mısın Bilal Usta? Dilim uzundur. Lakin kanun maddesine mugayir sakıncalı bir laf çıkmaz ağzımdan. Çavuşum. Tövbe Bilal Usta. Burada bir yanlışlık olacak. Neymiş? Haftada 200 dedeydi. Burada var 166 lira 83 kuruş. Tamamdır abi. Ulan tamamdır. Vergiyi kesmişlerdir. Hadi yürü. $200 dedi. Ha öyledir de. Vergiyi sen ben ödemezsem kim ödeyecek? Gel bakalım be.
Balonlar tanesi 1 lira, 15'te gaz tuttu. Bu da üstü. Hepsini satsa? 30-40 lira bir ticareti olur. Ben gideyim izin olursa. Kalaydın, börek yaptıydım. Zahmet olur, sağ ol. Bize az zahmetin olmadı. Satar mı dersin? Gayrı kısmet. Selamun aleyküm. Geldin. Hoş bulduk. Hayırdır? İnşallah. Lakin sana pek hayırdır diyemeyeceğim. Evi boşaltacaksın Hacer Hanım. Diyeceğim, müteahhide verdik. Apartman dikilecek kısmet olursa. Zehra Hanım'a da bildirme bir zahmet. Yunus, bırak kasavet oğlum. Öyle kahretmeyle bir yere varılmaz. Kahpe İstanbul. Kahpe ki kahpe. Memleketten biri görüverse, Yunus elinde balonlarla gördüm deyiverse, öl daha iyi. Tümden rezillik oldu. Alışına dek benim de az zoruma gitmedi. Damadın zoruyla girdik çaresiz. Bura böyle. Kızının evinde bile çalışmayana nafaka yok. Senin damattan bir haber var mı? Hacer'le iki saviye kodu gitti deyiz. Döküm olduk. Döküm ki bu ader olur. Beş yıl oldu memleketten döküm olan. Şuncağız yeni doğmuş idi. Sefillik bildiğin gibi. İş yok, umut yok. İbrahim kocam olacak. Kumar desen var. Dayak desen elini esirgemez. Avaralıkta üstüne yok. Kocadır. Adımıza, namusumuza bekçidir diye ses etmiyorduk. Bir gün gidiverdi haber bırakmadan. İskenderun'da inşaat varmış. Haber saldık. Susuz kuyuya taş atmışsın sanki. Ses bilen vermedi. Sonra gavuramı neye gitmiş diye duyduk. Sabileri başımıza kodu gitti. Diş dırnağa dırnak ağa baba. Burada yaşamanın yolu bu. Şer insanıyla başa çıkmak toprakla cebelleşmeye benzemez. İnsan denizi içinde depmeyle yol açacaksın. Açamadın mı, ne etsen boş. Kendine ölmüş bil vesselam. Kendime diyiverdim. Dedim, ister yazıda yabanda ol, ister insan denizi şehirde. Yalnızlık Allah'a mahsus dedim. Şu mahşer kalabalığı içinde iki el bir baş işindir dedim. Böyle diyiverdim.
Gel. Buyur, buyur ağam. Otur hele. Şu sendikalar sana da geldiler mi? Yok ağam, gelebilemez. Niye ki? Herkesi dolaşıyorlarmış eve. Ben vardırmam cavuşum. Usta diyecektin onu. Tövbe usta. Kimlerin aklı çelinmiş bilmek lazım. Öğreniriz ustam. Öğrenince de suratı budur diye. Öz, öyle şey yok. Nimete küfran vacip mi Bilal usta? Sen ötesini bana bırak. Ne bunlar? Bunlar mı? Hiç. Yemiş aldım çocuklara. Lan ev bak sahibi mi oldun kaşla göz arasında? Yoksa şu Hacer mi? Ne sustun? İyidir Hacer. Sendika mendika bilmez. Lakin bildiğin kadınlardan değildir. Yok ağam. Bildiğin gibi değil. Gurbette bekarlık ölüm. Lan Hasan. Madem öyle sen aç gözünü çalış ötesini bana bırak. Bir emmilikle ben edeyim sana. Sen emret ağam. İste. Teyze buyur. Sağ ol kızım, sağ ol ya. Zahmetin beni aştı. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Buyurun. Geçin şöyle, yaban durmayın. Zahmet ettiniz kardeşim. Kusura bakma. Çamsa kızı çoban armağanı. Hastaneden test sıyırdın maşallah. Ne faydı. Alın yazısı, ne delim. Öyledir teyze. Allahu Teala ne yazıysa o olur. Lakin iş bildiğin gibi değil. Ha bu iş çocuğun göreceği bir kazaydı. Oh maçına. Bak şimdi, inat etmeyeydik, hep birlik olaydık, diyeydik ki, ha maçınayı def etmezsen hiçbirimiz çalışmayacak. Ha buna kanun muhaciyesinde grev derler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hacer bacı, senin de aklını yatıramadık bu işe. Adamın malına zorla hükmetmeye mi? Zorla değil elbet, anlaşarak hep birlik olsak. Seni severler, katılırsan kadınlar tarafından çok taraftar toplar. Kusura kalmayın. Bizim bildiğimiz iyi kötü ekmek yediğimiz kapıya karşı gelinmez. Görgümüz bu. Ha senin görgün eskimiştir. Ve da köylük yere mahsustur. Bura şehir, bura fabrika. Ha bura İstanbul'dur. Düzeni başkadır. Bırak bunu şimdi. Bak Mustafa, sendikanın bir avukatı var. İdarecileri razı ettik. Sendikalı olmazsan da hakkını arayacak. Minat'ın en beyuğunu alacaksa. Açarsın bir dükkan, bakarsın keyfine. İnşallah, inşallah. Allah sizden razı olsun. Bize müsaade. Hoşçakalın. Güle güle, gene gelin. Bizi bırakmayın. Kalın sağlıcakla. Geliriz. Geçmiş olsun. Selametle. Merhaba. 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 Niye gelmişler bunlar? Geçmiş olsun demeye. Buyur. Çocukları aldıydım. Ne zahmet. Geç şöyle. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne ister bunlar be kızım? Aman bilmem, bir sendikadır tutturmuşlar. Gelin birleşelim derler. Yevmiyeleri arttıralım, yemekleri düzeltelim, makinayı değiştirelim. Daha bir sürü şey. Birlik olursa bunlar olur demekteler. Hmm.
hadisi şerif vardır. Peygamber Efendimiz 2-1'den ve 3-2'den ve 4-3'den iyidir. Birleşiniz buyurmuşlardır. Halim Bey'in hediyesi. Sağ olsun. Tuttuğu altın olsun. Eli açık adamdır, baba adamdır. Lakin kıymet bilene, evlatlık edene. Siz de gösterin evlatlığınızı. Sen ne yaptın? Tamam Bilal Usta. İyi. Her ne olursa Hasan'ı görürsünüz. Bana hiç uğramayın. Baş üstüne. Şimdi gidin haftalığınızı alın. Bir şey de sezdirmeyin. Vay, haftalığından fazla. Bir de eli sıkı derler deyiyorsunlar. Mustafa kardeşimize tekerli iskemle alacağız. Cümle arkadaşlardan toplamaktayız. Gayri kanuni hiçbir tarafı yoktur da. Haftalığının hepsini mi verdin? Dur bakalım, parasız olmaz ha bu işi. Siftah benden, bereketi Allah'tan. hadi, durma yapıver daha elin alışsın hacı. Al, bildiğin gibi kullan dedi. Ev yapmak dediğin haç. Şurada oda, şurada sundurma. Muhtar tanışı olur Bilal Usta'nın. Belki de hiç para vermeyiz. Nasıl? Çalışıyoruz ya, fabrikadan yardım. Asıl mühimi Salim Bey. Ne olmuş ki Salim Bey'e? Sünnet olanlara yardım edeceğim. tabii sünnetten bize fayda yok. Lakin evleneceklere yardım edeceğimiz. Niye ama? Niye? İnsaniyetlik. Fabrikanın döküntülerinden demir, tahta, tuğla ne verirse verecek. Bugün de 200 lira fazladan verdi. Yani ya çalışmamızdan memnunluk getirmişler. Ne sustun öyle? Bilmem ki Hasan. Oğlanın gerisinde iğnesi olur derler. İğnesi miğnesi hiçbir şey yok. Tutku sadakatle eşek gibi çalışmaktayım. Çalışmayan mı var?
Makineye gittim bugün. Ne makinesi? Çalıştı. Daha evvel bu kadar yakından hiç görmemiştim. Bir tuhaf, karabasan gibi. Korktum. Korkacak bir şey yok. O makineyse ben de Hasan. Var gönlünü ferah tut. İşin içinden çıkarız Salim Bey evvelallah. Orası öyle. Lakin şu mesai meselesi çıkacak gene. Bir tutturdular mı kârın yarısı gider. Salim Bey boş yere korkuyorsunuz. Kaç kişi bu sendikalar yani? 5, bilemedin 10. Bu mesai meselesinde ötekilerin aklını kolayca çelebilirler. En iyisi bir anlaşmaya varmak. Kiminle anlaşmaya varacakmışım bakayım? Baba sen karışma. Karışma mı? Kapımda çalışanla anlaşmak ne demek bir kere? Baba, yeni kanunlar var. Bilmediğin şeyler var. Sen ne bilirsin be? Bu memlekete ayağımız çıplak geldiğimizde sen şuncacık sümüklü bir bebeydin. Ben bu işi dırnağlarımla kurdum. Ameleyle ırgatla anlaşma olurmuşmuş. Amele değil baba. Geçti o günler. İşçi deniyor şimdi. İşçi de değil, emekçi. Kes! Sipariş ne durumda? Bize verecekler. Vermeyecekler, biz alacağız. Büyük parçayla koparacaksın. Fabrika büyüyecek, iki misli. Böyle fırsat kolay gelmez. Yakaladın mı canını alacaksın. Baş üstüne baba. İyi. Şimdi zıkkımlan içkini. İki kişi kaydolmuş sendikaya. Haşim mi dedi? Hı-hı. Kimler? Macit var, kesmede çalışan. Bir de yanındaki Mürsel. Konuşmuşlar bir sürü şey. Yemileri artırmak için baskı yapacaklarmış. Yol kesici mi? Zorlama alacaklar cebinden. Gönlünü yap al, değil mi? Bize nasıl verdi? Hem bir haftalıktan fazla. Hey, ben Bilal Usta'ya derim. Kaça satacağım bunları? 50 kuruş, 1 lira. Bunlar 2,5. Ey para Mustafa. Ne kadar sürer? Kış geldi mi Paydos abi? Teyze, o balonlar ne? Babam satacağı da sözde. Ama nafile. Balon satmak kolay. Benle gelse. Baba. Amca. Benimle gel, sana yolunu gösteririm. Balonları diyorum, satıveririz. Ali'ye gelmez oldu. İşten de çıkmış. Gelmediği daha iyi oldu. Gelip de ne olacak? Düşündüm. Geçenlerde gelen Muhsin Usta, Mevlut, onlar haklı galiba. Dediklerini kavrayamadıktı. Birlik olaydık o makine kalkardı belki. Kalkınca da ben de ayakta olurdum şimdi. O makinenin kabahati yok. Zorbalıkla hiç bir şey olmaz. Zorbalıkla değil, anlaşarak diyorlar, pazarlıkla. Pazarlık çarşıda olur. Kapısında çalıştığın adamla pazarlık duyulmuş şey mi?
Kabahat makine değilse bana niye bir şey olmuyor? Gözünü açacaksın. Her bir şey dikkat ister. Dikkat etmedin mi? Maşallah bilemedim. Haber bir şeyleri verecektim. Kusuruna bakma Mustafa. Hasan deli doludur, lakin yüreği temizdir. Arkadaşlar, yemeğini bitiren çıkmasın. Salim Bey'in diyecekleri var. Susun be! Oturun arkadaşlar, oturun. Afiyet olsun. Arkadaşlar, şu öğle paydosunda kıymetli vakitlerinizi hayırlı bir iş için almış bulunuyorum. Fabrikamız büyük bir sipariş almıştır. Günde çıkardığınız mal belli. Zamanında yetiştirmek zor. Müşkül duruma düşebiliriz. Ama korkmadım. Bu cesareti sizlerden aldım arkadaşlar. Allah'ın inayeti ve de sizlerin fedakarlığıyla bu işin altından kalkacağıma inanıyorum. Yanılıyor muyum yoksa? Sağ olun. Şimdi sizlerden istediğim 30 gün müddetle geceleri de çalışmak. Hepsi bu. Mübarek olsun beyim. Bize güvendiğiniz için de sağ olun. Lakin fazla saat başına ücretimiz ne olacak? Her zamanki gibi elbet. O eskidendi Salim Bey. Şöyle böyle 2 yıldır gece çalışması yapmıyoruz. Şimdi başka elbet. Yani açım, kanun muvaciyesinde fazla mesai ücretleri yevmiyenin saat başına düşen miktarının %50 fazlasıyla verilmesini iktiza etmektedir. Sonra o makine beyim. Ne olmuş gene? O makine de yorgun insanın çalışması tehlikelidir beyim. Orada vardiya değişmeli. Buysa kolay. Ben nafakamı kimseye yedirmem Muhsin Usta. Orada ben çalışırım, ben kazanırım. 24 saat aralıksız çalışırım evelallah. Sen kendi işine bak. İşte bu kadar. İşine gelen çalışır. Erkekçe söyleyeyim, hepinizden beklediğim bu. Karar sizin. Aleykümselam. Yasak, toplantı var. Ne toplantısı? Orasını bilmem. Sendikada bir şeyler dönüyor. Gizliden toplanıyorlar. Duyduğuma göre yarın bildiri dağıtacaklar. Bildiri neymiş? Hani geçende dağıtmışlardı işte. Arkadaş, birlik olalım filan gibilerden. Lan çalışmak gibi bir güzel şey varken bunların ettiği avaralık. Dağıtsınlar bakalım. Çorba getirdim, sıcak sıcak. Yorgunluğunu alır dedi. Hacer, yıllar oldu anam öleli, böyle sıcak bir çorba sunan olmadı. Yüreğimi sımsıcak etti. İki el bir baş için dememiş miydin Hasan? Düşündüm. Zehra teyzeyle konuştum. Çocuklara babama mukayyet olacak. Ben de gece çalışırım.
Bir ocak kuracaksak el birliğiyle kuralım dedim. Gece işi zordur. Bir saat gelir kulaklarında bir uğultudur başlar. Yaptığını bilmeden iş görür olursun. Say ki makinenin bir parçası olmuşsun. Dayanamaz. Dayanırım. Seni düşünür dayanırım. Ocakta yakacağım ateşi düşünür dayanırım. Şu koca dünyada senden başka desteğim, umudum yok Hasan. Çekil be. Selamun aleyküm. Selam usta. Geç karşıya. Dur ulan. Ha bu ne iştir Bilal usta? Hacan burası fabrika mı yoksa cumruk mu? Bugün öyle iktiza hangi etti. Hangi kanunla? Kanun değil, kemençe. Kemençe senin suratındır. Bırak da göstereyim ona kemençenin sapini. Aramadan mı korkuyorsun? Korku meselesi değil efendi. Ha bu demokrasi meselesidir. Bir şey çıkmadı kimseden. Haber almış olacaklar. Gözünüzü açın. Merak etme Bilal usta, evelallah. Hacer de çalışacak ağam, onu da yazıver. Yazarız. Parayı küpe mi basacaksınız? El birliğiyle ancak baş ederiz ha. Hmm, demek kararlısınız. Sayende. Lakin babasına gidip Allah'ın izniyle demeye dilim varmıyor. Kimin kimsen de yok. Kimim kimsen yok öyle mi Ayasa? Öyle mi belledin? Hadi hadi bırak. Şimdi var işinin başına git hadi. Bilal usta. İyisin ya Mustafa. Nasıl olayım Bilal usta? Gördüğün gibi. Ağrınsızın? Onlar geçti ya. Burada geçmeyen var burada. Doğrusun yavrum. Lakin ne edeceksin? Kader. Öyle olsun. Kader diyelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Mustafa abi satışı, amca da sattı. Seni görmeye geldimdi Yunus'a. Buyur. Amca çok garip be Mustafa abi. Hep ben bağırdım. Balonu verirken elleri titriyor. Alışmayınca zor. Şu kağıtları keserken hepsini yırtasım geliyor. Diyeceğim iyi çocuktur, merttir. Memleketlim diye söylemiyorum. Adam gibi adamdır Veselam. İznin olursa... Ne diyeyim Bilal'a? Madem onlar anlaşmış... iyi olur garip kızıma. Erol'la Cemil'i kabulleniyor elbet. Öz babadan yakındır o. Merak etme sen. Hayırlısı. Gayrı ölümden çekinmem. Ölürsem bu kızın hali nice olur diye düşünür dururdum. Ha bu işte gayede. Evveli gözüne vuracaksın, tanımazsın. Saniyen ağzına vuracaksın, ifade veremezsin. Göreyim sizi. Yeter! Yeter!
Ulan Aşık, yetti değil mi? Hadi. Geliriz elbet. Bu ay dişimizi bir sıksak 3000 liraya yakın para geçer elimize. Dahası ikimizin de yövmiyesini arttıracakmış Salim Bey. Arkadaşlar el ele verecek. Evin damını çekiveririz. Ocağını yakarsın, titüversin dumanı dosdoğru. Hasan emmi, gene güreş tutmuşlar. Gidelim mi? He, gideriz gideriz. Sen hele yemeğini ye. Alıştın mı Yunus? Ağacı kendi toprağından söktün mü netsen hayretmez gayri. Bilemedik. İnsan kısmı köksüz de olsa olur sandık. Olmazmış meğer. Kök salmasını bilen salıyor Yunus. Dert orada değil. Biz reçber kısmı tarlayı sürüp tohumu serttik mi gerisini Allah'a bırakmaya alışmışız. Bizim yaşamamız tevekkele dayalı. Burası öyle değil. Şunun bunun ümüğüne basmadın mı, tırnağınla sökmedin mi ekmek yok. Böyle kardeş. Amca, oyalanmayalım, gel içeride iş çıkar. Memlekette kahveye girince yarısı ayağa kalkar, yarısı dışarı çıkar. Gör işte koca Yunus'u, çocuk ye diyor şimdi. Usta, iki börek verir misin? Hayır. Amca.
koca yapıları gördün mü? Bakmaya doyamıyor insan. Bizim onlara bakacak halimiz mi var? Yükseğe bakmaktan bir zarar olmaz. Al kızım, babam! 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 Hacer bacı, ölenle ölünmez. Acıyı acıyla örteceğiz, yarıya tuz basacağız. Dur durak yok, iş başı hemen. Soracıma babanın vasiyeti. Hasan burada işte. Sana, çocuklarına, ana da baba da Hasan bundan öte. Şunu Salim Bey gönderdi, başsağlığı diler. Cenaze masrafı ve de nikah hediyesi. İkisi bir arada. Babanın vasiyeti. Her şey hazır. Siz Hacer'i alır gelirsiniz. Bin kuruş mihri müeccel, bin bir kuruş mihri müeccel ile Yunus kızı Hacer'i zevceliğe bil vekale kabul ettin mi? Ettim. Aynı minval üzere Ahmetoğlu Hasan'ı bil vekale zevçliğe kabul ettin mi? Ettim. Sizler de aynı minval üzere tarafiyene şehadet eder misiniz? Ederiz hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akıbetil lil müstakim. Ya Rabbi, şu an kılınan akt-ı izdivacı tarafiyen hakkında kabul eyle. Kendilerini ve bütün aile efradını sıhhat ve afiyette daim eyle. Thank you.
yavrum. Dördüncü katın da damını çekiverdik mi? Neyin? Evin. Üçünden kira alırız. Rüyamı gördün. He, hayır olsun da. Bir kat olsun bizim olsun. Kapımızı kimse zorlamasın yeter. Yetinmeyeceksin. Yetirmek iyi değil. İşte ocak tam orada olacak. Kış bastırmadan damı çekeriz üstümüze. Bilal ağam dedi, her bir arkadaşa sırayla ev yaptıracakmış Salim Bey. Evden çıkarmayaydı, iyiydi ya. Ağaçlar, çiçeklerimiz vardı. Burada da olur, dikeriz. Orada bura gibi yoz değil miydi? Bir odada çocuklara. Ne sustun? Bir hal var sende. Bilmem Hasan. Çalış çalış gece gün. İnsanlıktan çıktık. Sen ne diyorsun Hacer? İş olsun yeter ki. Vallahi taşı sıkar suyunu alırım. Sen de ötekiler gibi mi konuşur oldun yoksa? Kimler? İşte o sandıkçılar mı ne? Onlar şerde birleşmiş. Birleşsinler. Ama biz de hayırda birleşeceğiz. Öyle dedi Bilal ağam. Bilmem. Hayrın şerrin nerede olduğunu bilen olsa da dese biz de bilsek. Bak kız, her bir şeyimiz onlardan. İş, para, bizi birbirimize veren. Aha şu evi, her bir şey. Daha ne olsun kız? Hiç. Ev dediğin daha her bir yanından yel esiyor. Para desen iki ucu bir araya zor getiriyoruz. Evleneli şu kadar oldu, daha birbirimizi bilemedik yorgunluktan. Hacer, dellenme. Şükür de şükür. Nankörlük bize göre değil. Şükür elbet. Lakin korkum şundan. Şu Salim Bey ile Bilal Usta. Onlardan biri tas tutar, öteki kan kusturur olmasın Hasan. Hacı yürü toru da elini alıştır de. Hadi. Hadi, hava. Ha bu ne, ha bu ne, ha bu ne, ha bu ne, hadi. Aa, Mustafa. Gözün aydın. Nasıl? Alıştın mı? Rahat mı? Ha, iyi, iyi. Hayırlı olsun Mustafa. Sağ ol. Allah sizden razı olsun. Oğlumun yüzünü güldürdünüz. Biz bir şey yapmadık teyze. Parasını hep arkadaşları verdi. Olsun. Ön ayak oldunuz. Bizi unutmadınız. Aa, en fazla ha bu Hasan verdi. Haftalığının butinini bıraktı kutunun içine. Oy koca Hasan. On dönüm adamsın. Laçın üstünde yonca bitmeyi. Gel katıl bize de. Buyur Bilal Usta.
Kahya, nasılsın bakayım? Sağ ol ağam, Allah ömürler versin. Kahya değil baba, Bilal usta. Sen ne bilirsin oğul? Otur Kahya. Otur, otur, otur. Dur. Neresin bakayım? Çukurovalı ağam, Ceyhan'dan. İyi, iyi. Nasıl fabrika? İyidir ağam, bu ara iyi iş gördük. Görmeli elbet, çalışmalı. Irgat nasıl? Dırlanan olmuyor ya. 3-4 kişi var ama kulak asma ağam. Şimdi kulağını aç, iyi dinle. Büyük bir ihaleye daha girdik. 15 gün aradan sonra bir daha yükleneceğiz işe. Bir 30 gün daha böyle çalışma isterim. Ne dersin? Sen emret ağam, evelallah sayende. Bak oğlum burada. Sen bu işin altından kalk, ne vereceğini o söylesin sana. Kardan %2,5 senin. Ananın ak sütü gibi helal olsun. Sağ ol. Allah ömürler versin. Hacer bacı. Buyur Hacer Hanım, hoş geldin. Şöyle buyur. Geç, geç, çekinme. Çok şükür seni de burada gördük. Arkadaşlar, bu iş bitti demektir. Değil mi ki Hacer bacıyı aldık aramıza? Buraya habersiz geldim. Hasan'ın haberi yok. Aklımın ermediği şeyler oluyor. Hani bana bir anlatasınız şu işin aslını dedim. Bak Hacer Hanım, önce şunu iyi bil. Bu kuruluş, yani bizim bir araya girişimiz kanunladır. Bir kere bundan çekilecek hiçbir şey yok. Ötesini sana arkadaşların daha iyi anlatır. Müsaade ederseniz ben anlatayım. Şimdi sen tek başına gidip da Salim Beyciğim benim yevmiyem azdır, haşini şu kadar yap diyebilir misin? Diyemezsin. Ha işte biz bir araya gelip da pazarlığa otursak, arttır desek, o da vermem dese biz de işi bırakırız. O zaman fabrikada çalışmaz. Çalışmayınca da ziyan eder. O zaman havşaklar, gelin etmeyin, şu kadar verdim diyecektim. Bildiğin pazarlıkta. Benim derdim para değil Mevlüt usta. Hasan, şu dar dünyada tek dayanağım. Mustafa da kapı komşumuz. Her gün gözümün önünde. Gayrı anlayın. Haklısın Hacer bacı. Onun da üstesinden gelmek mümkün. Lakin bak, iş bir araya gelmekte. Önce birlik olmalı. Rahmetli babam bir hadis-i şerif var dediydi. 2-1'den ve 3-2'den ve 4-3'ten iyidir. Birleşiniz. İşin sonuna geliyoruz ağam. Yüzünü kara etmedik evelallah. Kara etmedin demek, öyle mi sandın yeğenim? Hayrola ağam, bir şey mi oldu? Elinin karasını yüzüme sıvadığını bilmez gibi. Seninki sendikaya gitti. Kim ağam, kim? Söyledim mi dedin? Erkek dediğin ailesinin ne işlediğini bilmez mi? Hacer! Hasan'ı gördün mü? Az önce çıktı. Ha bu da Hasan'dır, başladılar gelmeye. Hamşi akını da boyladır. Başladı mı akma önünü alamazsın da. Selamun aleyküm Hasan. Selamı bir tarafa koy şimdi. Hacer buraya gelmiş öyle mi? Geldi, ne olacak? Herkesin aklını çal, sonra da ne olacak de. Bir daha burada görmeyeyim. Biz kimseyi zorlamayız Hasan usta. İstemiyorsan sözünü geçirir göndermezsin. Geldiyse bunda bir kötülük yoktur kardeşim. Kardeşliği karıştırma, gelmişse zararı var. Hepimize var, bizim istediğimiz iş. İş olacak, çalışacağız. Ha sen beni dinle şöyle bir. Sen bir makinanın önünde çalışmaktasın değil mi? Öyle ne olacak? Ha bu makinanın bir parçası bozulsa ya da kırılsa ne olur? Orasını bilmem, yedek parça vardır herhalde. Ha işte, sen de bir yedek parçası.
Sen ne diyorsun lan? Yedek parça babandır, hı? Kalkın bayram diye. Merak ettim seni. Sendikaya gitmişsin. Gittim evet. Gittin, gittin de beni rezil rüsva ettin. Ekmeğimizi, her bir şeyimizi veren adama yüzümü kara ettin. Gittimse bunda bir kötülük yok Hasan. Ne bileyim, bir danışayım dedim. Korktuğum başıma gelmesin dedim. Neymiş korktuğun? İşte orada, orada korktuğum. Bak da gör, gör! Beyim, gelseniz iyi olacak. Ne var gene? Söylemesi uzun, gelseniz iyi olur. Hayrola Muhsin Usta? Hiç beyim, arkadaşlarını ziyarete gelmiş. Şimdi iş saati. Daha 15 dakika var. Hem biz artık gereği kadar çoğaldık. Yakında sözleşmeye hazır ol. Buyur. Bu da listemiz. Madem öyle pekala. O ayrımı şimdi burada yaparız. İçinizden bazıları sendikaya yazılmış olabilirler. Buna kimsenin itiraz etmeye hakkı yok. Kanundur. Kanun da kılıçtan keskindir. Ama ben yazılı kağıt üstünde isimler görmekten hiçbir şey anlamam. Ayırım şimdi burada olacak. Gözümün önünde. Sendikalılar şöyle kalsın, ötekiler de bu tarafa. Bırak onu. Kimse kimseyi zorlayamaz.
Hak ettir Bilal Usta. Sen ötekilerle iş başı yap. Yani bize yol mu veriyorsun? Hayır. Sizinle konuşacaklarım var. Sonra iş başı yaparsınız. Bir erkek biliriz. İki tarafına kesen kılıç gibi iyi uydurmuşsun. Bir yandan bana yanaş, bir yandan karını sendikaya yazdır. Lan gözünde dizinde dursun sana yaptıklarım. Ocağın başına yıkılsın. Yediğin boğazında kalsın. Memleketlimsin dedik, garipsin dedik. Olacağı bu muydu? Ben erkek gibi erkek dolaşacağına, o yılan karının donunu başına giy de öyle dolaş gayrı. Yuh olsun sana be! Yapış makinene. Nasıl olsa burada çok kalmayacaksın. Defolup gideceksin. Hasan! Ne oldu? Hasan, ne oldu? Diyetimizi kim ödeyecek? Kim? Kim? Bunun günahı yok. Suç sende de değil. Suç bizde. Bizde. Suç bizde. Suç bizde.